İkiyüzlülük, milleti kandırma, millete vatan, millet Sakarya, bize işte kaymaklı kadayıf. Yani anlatabildim mi? Öyle bir şey. Buna eskiden de şey yapıyorlardı. İşte millete işte bu imam hatipler daha tartışırken Türkiye'de işte imam hatip şeyi yap, imam hatip okullarını savunuyorlardı falan. Milletin çocuklarını imam hatip okullarına gitmeye teşvik ediyorlardı. Kendi çocuklarını Amerikan kolejlerine işte paralı okullara falan gönderiyorlardı. İmkanı olanlar Avrupa'ya gönderiyordu falan. İmam hatiplerden uzak duruyorlardı yani. Şimdi bunu fakirlik çok çok fakirlik övücüler diyoruz demiş Safa Tosun Çelik. Fakirlik övücüler. Yani cehaleti övüyorlar, fakirliği övüyorlar. Hatırlasana bir YÖK başkan vekili cehaleti kutsadılar. Yani ne kadar cahilse o kadar iyi falan diye açıklamalar yapmışlardı. Böyle yani çok kötü yakalandılar. Çok kötü yakalandılar. Millet gördü yani o perde bir kalktı. Bir de ekonomi zaten kötü gidiyor. O kibir, o AKP'nin şeyi, o cilası döküldü. O yoksulluk edebiyatı, yer sofrası edebiyatını falan şeyi döküldü. Millet gördü gerçekten. Şimdi sosyal medyada şeyler görüyorum. Videolar görüyorum, röportajlar. Hak ettiler diyor, hak ettiler diyor yani. Başörtülü kadın mesela. Hak ettiler bunlar diyor. Çok azmışlardı diyor. Artık diyor bunlara oy yok diyor. CHP'ye vereceğim diyor. Mesela, verdim diyor. Sana bir şey izleteceğim. Son istersen sonra beraber kapatalım. Bunu bugün sosyal medyada şey diye yorumladılar. Meclis için ön prova diye yorumladılar da. Bak. Ha, şey, iyi. Aykırı demeyelim de AK Parti teklifi diyelim. AK Parti grubu teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir. Muhalif seçmenin özlediği bir tablo olduğu için. Kesinlikle. Bir tane birisi tweet gördüm. Bu videoyu tweetlemiş. Ya izletişte izleyesim geliyor diyor. Yani AK Parti'nin teklifi reddedildi. Şimdi meclise de bu orantı biraz ters ya ve bugüne kadar da 20 senedir hep böyle oldu. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun oraya giden süreci? Vallahi Bahar, şimdi bu meclis, yani İBB'nin bu meclisi, aha, sen biraz önce söyledin. 2028'deki meclisin şeyi. Provası. İnşallah yani. Hı-hı. Temennim de o. Yani Türkiye artık AK Parti'yi aşacak görünüyor. Eğer Ekrem Bey'in başına hani siyaseten ya da işte ne bileyim bir şey gelmezse. Bir hata yapmazsa CHP. Büyük hata yapmazsa CHP. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu uyumu devam ederse, ki eder inşallah. Ben bir tartışma, bir kavga beklemiyorum önümüzdeki süreçte. Çünkü çok uyumlular, çok iyiler. Kesinlikle 2028'de Ekrem Bey Cumhurbaşkanı. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar. Meclis çoğunluğu da Cumhuriyet Halk Partisi. Peki Mansur Bey için mesela Abdülkadir Selvi o tartışmayı başlatmaya çok hevesli ya. Hani mutlaka evet, kavga evet edecekler falan. Mansur Bey o dinamikte. Çünkü son dönemim dedi ya belediyede. Ha. Nereye koyuyorsun ben, kendi tahminlerinde? Ben Mansur Bey'in o süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir harekete kalkışacağına ihtimal vermiyorum. Kesinlikle. Başka partiye geçer mi? Yok. Yani o şeyi destekleyecektir. O yapıyı destekleyecektir. Yani Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun alacağı kararları destekleyecektir. Onların yanında duracaktır. Ayrı bir baş çekeceğini, yok ben de aday olacağım falan diyeceğine kesinlikle ihtimal vermiyorum. Çünkü Mansur Bey makul bir adam. Yani Mansur Bey hani o dolduruşlara geleceğine ihtimal vermiyorum. Ki ya verirse de şansı olmaz öyle bir şey. Yani bir tartışmaya girerse hani CHP ile, yani Ekrem Bey ve Özgür Özel ile bir tartışmaya girerse o konuda bir şansı olmaz. Yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi benim adayım bu dedikten sonra başka kimsenin şansı olmaz. Bir AK Parti'nin adayı işte şansı olur. Bir de işte CHP'nin adayının şansı olur. Yani ikisi çekişir yani. Dolayısıyla Mansur Bey'in ben hani bu tartışmalara, bu dolduruşlara geleceğine ihtimal vermiyorum. Şimdi tabii AK Partili arkadaşlar... Valla Mansur Bey, yani bu söylediğin olması gereken tablo olarak hani geliyor. Ama ben Mansur Bey'in bu dinamikte kendi yolunu farklı çizeceğini seziyorum. Seziyorsun ha. Diyebilirim. Ben ihtimal vermiyorum diyeyim. Yani ben hani ya kamuoyunu da iyi görmek, iyi yoklamak lazım. Yani Ekrem Bey çıksa bir şöyle bir tur atsa Türkiye'de. Yani toplum ayağa kalkar. Yani Türkiye'nin her tarafında ayağa kalkar. Hani Mansur Bey daha farklı. Yani Mansur Bey hani yaşı da şey, Mansur Bey'in tabii daha hani kaç yaşında Mansur Bey? 72 yaşında galiba. 70'lerde falan. Yani 4 yıl sonra ben Ekrem Bey'den başka bir seçenek görmüyorum açıkçası. Yani Ekrem Bey büyük bir hata yapmazsa, ki yapmaz. Çok, o da çok zeki götürüyor, çok iyi götürüyor.
Özgür Özel'le bir kavga çıkmazsa aralarında, ki çıkacağına ihtimal veriyorum, çıkarsa intihar ederler. Yani parti intihar etmiş olur. 2028 belli yani, şu andan belli. Yani doğal akış öyle ama hani olağanüstü bir şey olur. Yani bir deprem olur, bir şey olur yani siyaseten. O zaman tabii yeniden değerlendirir. Tabii yolda bakmak lazım her şeye. Evet. Aynen öyle. Ben şimdi bir video paylaşayım izleyiciler için. Böyle komik bir video. O arada Şaban Bey'i yollayalım arkadaşlar. Buyursunlar siz bu videoyu izleyin. Siz nasıl buldunuz İzmir'de diye? Benim dünyadan haberim yok. Hayata küsmüşüm. Neden? Bir çocuğum oldu. Saçımı zor topluyorum. Ne milletten ne devletten haberim var. Ne millete faydam var ne devlete var. Bilmiyorum yani. Peki, siz de söylersiniz. Yerel seçim sonuçları nasıl buldunuz İzmir'de? Yok spiker. Merhaba. AK Parti'ye mi oy verdiniz, CHP'ye mi? Ben AK Parti'ye verdim ama kazanamadım. Kazanamadım. Neden peki AK Parti'ye verecektiniz? Neden? Ah verecekti onun sözüne itimat ettik kelimesini. Çocuk için. Hani göreceğiz bakalım. Hiç de ne ümidimiz var ne hevesimiz var. Var. Ama işte bir umuttur yaşamak var. Diyorlar. Aynısı. Var. İnanmıyorum, güvenmiyorum ama bir ihtimal. Belki diyorum acaba. Hapis diyor. 8 senedir babam yatıyor. 6 senedir abim yatıyor. 2 senedir kocam yatıyor. Evde bir tane erkeğimiz yok. Uydular bir şeytana. Yaptılar mı? Yaptılar cahillik. Hataları var mı? Var. Ama çoluk çocuk perişan olduk. Dökük aldık ortalıkta. O da artık bir babalık yapsın. Yapmıyorsa da Allah yani yukarıda yani ona havale ediyoruz. Çoluğun çocuğu günahı üstüne kalktım, boynunda kaldım. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ay pardon ya, inanılmaz komik olmamış mı? Hani verirsen iyisin, vermezsen Allah belan gibi bir şey hani meselesi. Bir de dinlerken insanın hani ooo mastika falan söyleyesi geliyor. Arkadaşlar yayını beğenmeyi unutmuyoruz. Son sanata dair düşüncelerinizi bitirecek, sanata bakış açınızı değiştirecek modern sanat videosu. Muhtemelen bunu çok kısa gösterebileceğim çünkü ceza yiyebilirim buradan diye. Böyle bir modern sanat yapmışlar. Gören gördüyse arkadaşı taşımaya devam ediyorlar yani. Görenler görmeyenlere anlatsınlar ne olduğunu. Geliyorum. Bir gün şeye gitmiştik ya, şimdi bir banka sponsor olmuş. Dediler ki çok iyi modern sanatta falan. Neyse gittik. Bakıyorum, eser arıyorum. Abi yere çimento dökmüşler, beton dökmüşler daha doğrusu. Dedim ne bu? Dedi bu göç şeyleri, sığınmacıları anlatıyor. Yani yere döktükleri beton ve insanlar böyle izliyordu. Dehşet. Ya bir gidin diyecektim ya, bu da değil artık. Ya benim buradaki bakış açım şu. Mesela gidiyorsunuz modern sanat. Ben her türlü denk geliyorsam müze şu bu geziyorum. Ya sen bir sayfa bana yaptığın eseri açıklıyorsan geçmiş olsun. O artık sanat değil. Sen makale yapmışsın, makalene bir sanat uydurmuşsun yani. Senin onu bana sanatla anlatıyor olman lazım. Maksimum bir iki cümle olması lazım o sanat. Bu da sanat değil, bu dehşet. Asuman Tandoğan'ın dediği gibi. Vallahi her gördüğünüz ışığı iyi sanmayın. Yani öyle diyebiliriz. Aynen.